Merhaba güreştürkiye.net severler. 40.000. abone özel radyo yayınımıza hoş geldiniz. Bugün RAW değerlendirmesi ile birlikteyiz. Ben Buğra Gür, yorumcu ekipten Fatih Kritorak Silmaz, Salih Hitlak Master arandı. Luke Evzirt Eremnur, Ahmet Tahir Buldogi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Rat WrestleMania son 1 av ve 2 SmackDown show'u? Nasıl değerlendireceksin Ahmet? İki brand bazında da yani SmackDown'da WWE şampiyonlarını saymazsak yeterli yani. Yeterli görüyorum ben gidişatı. Bir tek WWE şampiyonluğu biraz zayıf. Onun haricinde işte Birleşik Devletler kemer olsun, kıtalar kemer olsun, Universal olsun, takımlar olsun gayet güzel devam ediyorlar. Hikayeler biraz zayıf girmişti Rat WrestleMania'ya. Salih, sen ne diyorsun? Düzelttiler ama yeterli olmadı bence. Yani iyiden hallice geçiyor işin açıkçası istersen. Yani çok iyi geçmiyor. Bunu hepimiz hemfikir olacağız. Fakat yani işin içindeki heyecan faktör unsurunu korumayı başarıyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Özellikle Kevin Jim Owens çığıma çok güzel senaryoya dahil ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Yani genel olarak heyecanını koruyor. Her hikaye, her şey. Yani hala mesela 3 şov kala hala acaba ne olacak diye düşündüğümüz şeyler var. Bu güzel bir şey bence. Yani olacak şeyleri böyle şey yapmıyoruz. Evet, kestiremiyoruz hala. Mesela şu an mesela bana Kevin Owens, Shane McMahon, Sami Zayn, Daniel Bryan dörtlüsü arasında ne olacağını bence söyleyemezsin. Shane McMahon'ın sakatlığı falan çıktı mesela. Sonra Cena Undertaker maçı gerçekten olacak mı? Mesela bunu da kesin cevabını verebilecek hala kimse yok. Evet, belki Undertaker Hall of Fame çıkacak. Belli değil. Hikmet demiş Cena hariç kötü diye. Ne diyorsun? Cena hariç kötü mü gerçekten? Cena hariç kötü mü? Ben Şaşa'yla Bailey'nin hikayesini de beğendim. Genel hatlarıyla. Evet, güzel işlendi yani. Just Say Yes demiş. Son iki şov ortada. WrestleMania'nın en büyük spotu getirecek maçın ana adamı yok. Ahmet ne diyorsun? Kimden bahsediyor ki ana adam yok derken? Brock orada. Undertaker'dan bahsediyor. Undertaker. Yani Undertaker'ın yokluğunu bile güzel kullanabiliyorlar bence. Cena her hafta daha da böyle vahim bir durumda çağırıyor Undertaker'ı. Vallahi ben zevk alıyorum. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz ama değil Undertaker'ın da... Hiç olmadığı kadar farklı bir senaryo işleniyor. Yani işte elden bu kadar geliyor demek ki Undertaker'la ilgili. Ben beğeniyorum. Yani adamın bir şey demediği kaldı. Allah rızası için gel artık demediği kaldı. Yani bence güzel işleniyor. Yok dedi onu. Allah aşkına dedi ses mi? Var dedi son şeyde. Bence... For God's sake falan dedi mi? Aynen dedi. İyi tamam, bir şey kalmamış o zaman, tamam. Allah'ın adını da verdi artık. Raw Show'una geçelim o zaman ufaktan. Açılışta Brock Lesnar Roman Reigns segmenti vardı ve Paul Heyman artık Roman Reigns'in dondurulan sözleşmesinin, askıya alınan sözleşmesinin bu kararın iptal edildiğini söyledi ve Roman Reigns sürpriz bir şekilde seyircilerin arasından Brock Lesnar Paul Heyman ikilisine günün şakasını yaptı. Ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor bu feud? Sevgili Fatih. Ya bu feud nasıl gidiyor? Beklediğimizden aktif gidiyor açıkçası. Ben 4 hafta boyunca Brock Lesnar olmayacak, işte Roman Reigns promo kesecek falan bekliyordum. Beklediğimden aktif gidiyor. Özellikle Brock Lesnar bir anda çok güzel bir çıkış yakaladı son 2 haftadır. Hani geliyor gidiyor dövüyor. Roman Reigns'i güzel bir underdog senaryosuna soktuklarını düşünüyorum. Ahmet ne diyorsun? Taşlı sopalı bir kavga vardı açılışta. Yani ben şahsen beğeniyorum gidişatı. Yani şey Brock Lesnar yokken Heyman'la Reigns'in arasındaki zaten promolar da çok iyiydi. Hatta uzun zaman sonra beğenilmişti Roman mikrofonda. Roman mağdur rolünü iyi oynuyor 2 haftadır. İşte uzaklaştırma olsun, 2 hafta üst üste dayak yeme olsun. Ben şahsen zevk alıyorum. Yani WrestleMania 31'deki şeye nazaran. Evet, sevgili Eremnur. Evet, geliyor mu sesim? Geliyor sesin. Bu. Heh, tamam. Problem yok, az önce de problem olmadığını söylemiştik. Ya Fatih'e katılıyorum, hani aralarında hani böyle Brock Lesnar gelmeyecek, elini kolunu sallaya sallaya WrestleMania günü işte gelecek diye düşündüm ama hani bariz mağdur edebiyatı yapılıyor Reigns'a yani. Yani çok açık. Yani Reigns zaten kazanacak bu kemeri. Adam artık ezdikçe ezmeye çalışıyorlar zaten. WrestleMania'da yücelttik
şey yükseltecekleri için konuşamadım. Evet, Roman Reigns'e... Ama size bir... Evet, söyle Fatih. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani her zaman bir sürpriz senaryo olarak Brock Lesnar SummerSlam'a kadar koruyacağı bir hani %10'luk bir senaryo dilimi var ya. Allah o olursa korusun. Çok bence o olursa çok büyük bomba fazla olur. Ya. O olursa şu an çok büyük bomba olur. Hani bu senaryoya rağmen yani bir de Lesnar kazanırsa artık ondan o kemeri ya, hani yani ilahi güçlere kimse alamaz. İlahi güçlere sahip biri de alamaz artık. Bana hiç sürpriz olmaz. Gerçekten hiç sürpriz olmaz. Brock Lesnar kapatırsa herhalde bayağı bir küfür yer yani. Abi ben de bu işi anlamıyorum ki. Roman Reigns kapatsa küfür yiyecek. Brock Lesnar kapatsa küfür ama yiyecek. Ama Roman kapatır. Reigns kötünün iyisi en azından. Carmella gelip keşin mi yapsın? Ne yapsın? Sika ve Alfa amcalar Roman Reigns'i Samoalı kötü bir eşek olmak için yetiştirmiş dedi Paul Heyman. Samoalı kötü bir eşek mi Roman Reigns? Evet. Yok, gayet iyi bana göre. Samoa'nın çılgın eşeği. Caesar demiş Brock Lesnar kazansın Bobby Lashley 2 olsun. Ya yok be, olmasın ya. Daha fazla dominant adam istemiyorum bro. Evet, bunu senin favorin kimdi? Bir daha söyler misin? Asuka. Hayır ama. İlahi. Ama kelime İlahi. Oyunu yapıyor. Dominant adam istemiyorum dedi yani. Hayır ama şöyle bir şey var. Dominant oğlum adam Asuka da hani adam zaten. Sürekli... Wow! Doğru vurdum. Bedez'i eşek diye çeviren Gür. Yani başka ne olarak çevirecektim ki? Kötü. Neyi eşek olarak çevirmişsin? Bedez'i eşek diye mi çevirdin? Ya. Kınıyorum. Neyse tamam, bunu yayını yayından sonra yapalım. Neyse tamam, vazgeçtim. Şu an gülmeyeceğim. Of. Yani Samoalı kötü bir şey mi yani? Oğlum gecenin saat 3.18'inde o geldi aklıma, onu yazdım yani. Allah Allah. Ben şahidim. Caesar demiş. Peki Roman Reigns'ten kemeri kim alacak fikri? Ben bir haters kanla hate'i kıskananlar çatlasın diye çeviren adamım. Çok şey yapmayın yani. Roman Reigns'ten kemeri kim alacak fikriniz var mı? Ben Samoa Joe olacağını düşünüyorum demiş. Abi kim keşke öyle ya. Bir şey olsa ya. Samoa Joe'yu çok özledim ya. Reis 2-3 sene götürür herhalde. Samoa Joe'nun indilerde bir yerde kemer rekoru var ya, gelsin onu kırsın bir daha burada, hiç sorun değil yani. Kaç kemer ki, kaç rekor kaç? O kadarını bilmiyorum ama bayağı uzun bir rekoru vardı. İlginç. Evet, ikisi bir kavgaya tutuşuyor sevgili Salih. Roman Reigns üst üste dayak yiyor 2 hafta. Bu pek görmeye alışık olmadığımız bir durum. Ne diyorsun? Ama şey diyordu Michael Cole, bunu görmesi çok zor, anlatması çok zor diyordu da yani ben zevk aldım dayak yemesinden. Ama işte çok sığ ya. Derinliği yok yani bu feud'un bence. Evet, bu arada 40 bin abone olduk Güreş Türkiye YouTube kanalını. Takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Diğer segmentte Alexa Bliss Nia Jax aşkının son kırıntılarını seyrediyoruz. Nia Jax'ten Mickie James maçı çıkıyor. Mickie James haliyle yeniliyor. Nia ardından Alexa'yı arkasından kovaladığı bir segmentte bu son aşk kırıntılarında bakışmalar esnasında sonlandığını görüyoruz. Sevgili Eremdur, ne diyorsun? Ya tamam, hani ortada hani best friend şeyi var, hani dedikodudur filan. Hani Nia Jax lütfen bağırmasın. Yani Braun Strowman'cılık oynayacaksa bağırmasın lütfen. Braun Strowman'cılık başkanı sonunluk. Meseleleri yıkmak abi. Ya o da işte yıkıyor, ediyor yani arada sırada.
Yani artık Alexa sal kemeri diyorum sadece. Asuka'ya mı? Hayır. Ember Moon'a. Bir tarafta Asuka, bir tarafta Ember Moon. Evet Ahmet, ne diyorsun? Braun Strowman'cılık oynamak ne demek abi ya? Ya enteresan bir tabir tabii. Yani ben aslında Nia Jax'i uzun süredir beğeniyorum. Yani bu hani Enzo'nun, Enzo kovulmadan önce Enzo'nun kız arkadaşı rolündeydi. Yengemiz. O dönemden beri yani çok şey bir geçiş oldu. Çok seri bir geçiş oldu. Hani çok yumuşak bir karakterken bir anda yine o çok eski sert günlerine döndü. Hani bu Irresistible Force diyorlar ya. Harbiden onu çok güzel yaşatıyor yani. Kadınlar divizyonunda bir farklılık olduğunu. Kemer alacağını ümit ediyorum WrestleMania'da. Feo'da da beğeniyorum yani şu an şahsen gidişatını. Hikmet Zeybek çok ofansif. Alexa bu gece güreş dünyasından sonsuza kadar silinse farkına varmam demiş. Herhalde küçük boylu olunca... Hikmet çok şey konuşmasın. Bilmiyorum, ben anlamadım. Yani. O kadar tecrübeli Mickie James nasıl Alexa'ya kanıyor hala anlamıyorum. Ya tecrübesini falan geç Allah aşkına. No Mercy'de maça çıktılar, şimdi şey yapıyorlar ya. Ulan yaşlı bir şakası yaptı, hala yanında takılıyor ya. Beraber ya, yürüdük biz şeytan, yollarda. Şeytan tüyü var ya. Şeytan tüyü var hani. Kardeşim Mertay, o şeytan tüyü bize iki kuruşmuş peki. Mertay Nia Jax kötü güreşçi ama yüzü güzel demiş. Nereye bağlanmış olay ya? Ne alaka? Nefisini kesiyor. Bence de kurtulabilir. Emre Belezoğlu çok kötü bir, iyi futbolcu ama dışarıda iyi falan. Gerçek hayatta Emre Belezoğlu'yu tanısanız falan. Tolga son hali görenleri şaşırtık. Alexa'nın, evet Tolga ne kadar güzel şeyler söylemişsin ya. Allah Allah. Bir de forumun abisi olacaksın. 35 yaşında adamsın ya. 205 Live'ın divizyon maçı vardı sevgili Fatih. Sen yorumla bakalım biraz bunu. 205 Live maçı ya. 205 Live çok güzel bir potansiyeli rezil ettiğini düşünüyorum. Mustafa Ali, Cedric Alexander maçını çok düşünmüşler mi acaba? Hani gerçekten bunu her yerde sorguluyorum. İyi hal ya. Yani bir Drew Gulak varken, teknik güreşin dibine vurmak varken, sonra ne bileyim şey falan varken, o diğer yarı finalist kimdi unutma. Roderick Strong varken, hani hadi Cedric Alexander'a bir şey demiyorum da Mustafa Ali ne ya? Tek becerisi 450 splash atmak olan adamın ne işi var orada ya? Bak bence doğru bir hamle. Beni liseden arkadaşım aradı. Dedi ki kanka dedi, Mustafa Ali Türk mü WWE'de güreşen dedi. Bence yani herif duyurmuş adını birader. Bu mu baba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alexa Bliss'in yüzü güzelden daha kötü bir savunma yalnız bu, şu an haber olsun. Elden bu çıktı, yapacak bir şey yok. Hayır tamam, ben de araştırdım ilk baş, dedim acaba Mustafa Ali Türk mü diye de yani konumuz bu değil şu an. Mustafa Ali Türk değil bu arada. Arap galiba. Şey ya işte Orta Doğu pazarı için mi acaba? Tunuslu. Cinder'da Hint pazarı oluyor ya, burada da Orta Doğu pazarı. Orta Doğu'da Japon pazarı oluyor ya. Kardeşim Cinder mal inşallah Amerika Birleşik Devletleri kemerini alacak. Bir de Amerika'da şöyle bir moto var, artık 3. dünya ülkelerini biraz daha seviyorlar. Underdog görüyorlar falan. Yani yalandan oluyor ama. Kardeşim bunu bir ara politik olarak yorumlamak isterim seninle Burak Gür. Yani diyecek bir şey yok. Federasyonun güreşçi politikaları Japonya, Arabistan ve Hindistan üçgenine sıkışmış vaziyette. Hindistan'ı tek bir adam temsil eden tek bir adamın hepsinde niye olması? Evet, nasıl ya? Cinder mi övdü bu şimdi? Ben anlamadım. Yok, ben senin kardeşleri övdüm. Pakistanlıymış Mustafa Ali. Pakistan kardeş ülke. Seviliyoruz. Ya Eren ne kadar sıkıyorsun ya? Vallahi çok sıkıyor ya. Ahmet ne diyorsun 205 Live? Ya yani ben aslında Fatih'e katılmıyorum. Ben güzel maç izleyeceğimi düşünüyorum Mustafa Ali ile. Neydi lan? Ay güzel olabilir de ama yani. Al işte bana yani Drew... Bir dakika dur. Bana antites çıkaran adam gidip ikinci güreşçinin adını hatırlamıyor. Hayır ya bak Drew Gülay'ı görmeyi ben de çok isterdim. Çok beğeniyorum. Hatta Two of Five'ın...
en beğendiğim ismi kendisi. Ama Mustafa Ali ile Cedric Alexander da fena maç çıkartmayacaktır. Ben özellikle son hani finale kaldıktan sonra Mustafa Ali gitti eşine sarıldı. Başörtülü bir hanım. Orada çok duygulandım gerçekten. Abi İnşallah. Mustafa Ali şey değil mi? Hayır, benim başörtülü bacım. Gerçekten çok duygulandım orada. İnşallah kazanacağız kemeri burasını ya da. Ya Ahmet her geçen gün John olduğunu kanıtlıyorsun kardeşim. Üçüncü dünya ülkesi olarak. Ya kardeşim biraz romantik bakın olaya evet, ya. Geç Fener'e demiş. Gulak bir ara kendisini çok geliştirdi. Başörtülü kızlar eklesin Ahmet. Doğru mu Fatih? Gulak bir ara kendisini çok geliştirdi demiş. Katılıyor musun bu görüşe? Ya Drev Gulak 205 Live'ın başına gelen en güzel şey. Ciddi manada söylüyorum bunu. Ben de Instagram'dan yani takip ediyorum. İlgimi çekiyor esprileri. Yani 205 Live'ı 205 Live yapan adam yani. Kimse kusura bakmasın burada. İstedikleri ya, kadar tartışabiliriz. Bir numara Enzo Amore'ydi. Enzo onu yükseltti. Zoo Train'de. Enzo'yu kim yükseltti? Nasıl Enzo'yu kim yükseltti? Enzo onları yükseltti işte. Mustafa Ali. Enzo'yu da Drew Gulak yükseltti yani. Hatırlamıyor musun düzgün İngilizce ile kestiği promosunu? Evet. Doğru. İkisi de çok güzel parçaydı. Evet. Evet. 205 Live'ı da böyle noktalıyoruz. WrestleMania'ya Cedric Alexander, Mustafa Ali maçı, final maçı belli oldu. Mustafa Ali Fener'de oynayan basketçi formu gösterirse bence kemer için hala şansı var. Pakistanlı kardeşimizi de desteklediğimizi söyleyelim. Biz TV'ye geçiyoruz. Güreşpakistan.com. Evet. Güreş İslam. Nasıl? Size bir domain Güreşpakistan.com. Yeni forum açacak olursanız domain fikri. Miss TV'de WWE kıtalar arası şampiyonu The Miz bize çok büyük bir akıl oyunu yapıyor. Finn Balor ile Seth Rollins'i konuğu yapan Miz bir game planla, bir oyun içinde oyunla Miz Storage'a birbirine düşmüş imajı veriyor ve Finn Balor ile Seth Rollins'i afaki bir şekilde Tonga'ya düşürüyor. Aynı zamanda bu yediği dayaktan kurtulmasına da engel olamıyor. Ne düşünüyorsun? The Miz ve tarihin en uzun kıtalar arası şampiyonu olma ihtimali olan WrestleMania'da aynı zamanda Grand Slam yapabileceği düşünülen Seth Rollins ve bir diğer tarafta kendini kanıtlama ihtiyacı hisseden Finn Balor, Ahmet Tahir. İki brand'de de bu midcard kemerleri ben çok beğeniyorum feud'ları izlerken. Hani burada Miz yapıyor akıl oyunlar tarafını. SmackDown'da işte Jinder yapıyor. Ben şahsen bir ara yani hakikaten Miz Storage dağılacak falan zannettim. Çok iyi oynadılar Curtis'le bu. Çok beğendiğim bir segment oldu. Finn Balor'ın ayakta kapattığı. Bakın güzel maç bizi bekliyor WrestleMania'da üçlü arasında. Jinder ne akıl oyunu yapıyor ya? Nasıl ya? Sanil işte bu hafta Sanil Singh'i attı. İşte Bobby Roode'la Randy Orton arasında kavga çıkartmaya çalışıyor. Başarılı oluyor. Ya Jinder malum. Kapten listesi yapmıştı bir ara. Evet işte oradan. Ya bir şey söyleyeyim mi? Jinder malum denilen adam şu an at gözlüklerinizde bak izlediğiniz WWE şampiyonluk reynindeki adam değil. Çok geliştirdi kendini. Ve şu an gerçekten hani bir çıkmaza heel contender çıkmasına girilirse de yani gördüğüm bir numaralı aday. WWE kemeri içinde, USC kemeri içinde. Tabii kesinlikle. Yani vay özellikle be. Bobby Roode'un son vasat United States reign'ini izledikten sonra Jinder resim eder kazanırsa güzel şeyler izletecektir diye tahmin ediyorum ben. Evet Fatih, Miss TV. Miss TV ben gerçekten bir ara yedim. Hani şaka falan değil. Ciddi manada yedim yani. Dedim ki aha dedim olan oluyor. The Miz'in kaybetmesini de buraya bağlayacaklar falan dedim. Hatta o sahneyi 2-3 defa seyrettim. Dedim ne oluyoruz lan diye. Yani bir anda Miz Storage'da dalınca hani jetonum çok geç düştü. O kadar güzel oynadılar. Olaya bakacak olursak yani çok belli ediyorlar abi ya Miz'in kaybedeceğini. Hani gözümüze sokmasınlar artık bazı şeyleri gerçekten. Bence WrestleMania, bilmiyorum, tarihin en uzun reign'i olursa, en uzun reign'i olmaz. Değil de, yani WrestleMania anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Evet, Salih bir şey diyordu. Yok.
Sen ne düşünüyorsun sevgili Erem Nur derken Erem Nur düşmüş. Diğer segmente geçelim o zaman. The Miz bir tarafta tüm zamanların en uzun kıta arası kemerine sahip olan güreşçi, bir diğer tarafta da Seth Rollins'in Grand Slam'i. Çok güzel bir feat oluyor denildiği gibi. İnşallah daha da güzel olur. Asuka segmenti ama Asuka'ya konuşacak. Evet, burada mı? Asuka, orada mısın? Burada değil. Konuşuruz. Son Rumble şampiyonu, kadınlar tarihinin ilk Rumble kazananı Asuka yine ilginç bir isimde. Raw brandinde maça çıkıp squash mücadelesiyle bizlere karşı bir show yapıyor. Ne diyorsun? Asuka nasıl gidiyor? Sence son ve ilk kadınlar Rumble şampiyonu sevgili Fatih. Ya Asuka nasıl gidiyor? Çok karambole gidiyor. Bundan çok daha iyi yapılabilirdi. Bunu şey olarak demiyorum hani. Neden yenilmezlik serisi var falan gibisinden söylemiyorum. Yani yenilmezlik serisi de çok daha güzel bir şekilde işlenebilirdi fakat hani gerçekten yenilmezlik serisi işleniyor mu? O da bir şey yani. Soru işareti. Ya, abi işletiyorlar işte bir şekilde yersen. Ben yemiyorum şahsen artık. Hoşta değil yani. Kimse kusura bakmasın. Ahmet. Şimdi erkekler Rumble galibi Nakamura'ya nazaran daha iyi kullanılıyor Asuka. Herhalde bunda aksini söyleyecek yoktur. Yani. Ya tabii öyle de denebilir. Yani. Çünkü Nakamura hiç yok. Bilemiyorum yani. Bilemiyorum yani'den sonra ses gelmedi Ahmet. Yok işte bilemiyorum yani. Yani çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Modern zamanda böyle evet. Uzun şeyler tatsız kaçıyor demiş ya CES. Doğru mu? Yok niye öyle olsun ki? Yani doğru. Çok hızlı tükettiğimiz için bazı şeylere. %100 katılıyorum. Yani çok güzel bir söz vardır. Hatta bir ara Twitter'a da yazmıştım. Tüketim toplumları gökkuşağını sevmez. Çünkü gökkuşağı bedavadır diye. Asuka'nın serisi de çok bedava yani. Kimse bunu beklemedi. Kimse buna hype'lanmadı. NXT'de oldu. Yukarı geldi. Bugüne kadar da karşısına ciddi bir rakip çıkmadı. Bu serinin onun için çok bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Vukun, Matt Hardy, White'ı biliyorsunuz bu evinin önündeki göle atmıştı. Neydi gölünün adı? Reenkarnasyon Gölü. Ha, Reenkarnasyon Gölü doğru. Ama işte Husky Harris olarak çıkmadı ya. Çok hayal kırıklığı yani. Büyük savaşın bittiğini söylüyor Matt Hardy ve Andre Giant Memorial Battle Royale'da yarışacağını ve yoluna çıkan herkesi sileceğini söylüyor. Sevgili Fatih, ne diyorsun? Delete mi? Ya umarım Bray Wyatt'ın şu rezil kullanılışının hepsi hani buraya için planlanmıştır. Bray Wyatt o gölden çıktığı zaman gerçekten eski günlerini aramayacak şekilde çıkar diye umut ediyorum. Bray Wyatt'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Matt Hardy ile alakalı yani ne kadar saçma bir kullanılış bu. Allah kahretsin demek istiyorum. Sizce Wyatt'ın yüzünü eskitmesi gerekiyor mu? White'ın direkt değişmesi gerekiyor. Öyle. Sadece eskitme değil. Değiştireceğini sanmıyorum yani ben. Değiştirenler de yani canlı etkinliklerde hani işte Hardy'e falan sarılıyor. Bence bir değiş geliyor burası meydan sonra. Ya bir de bir insan niye sarılır? Güzel maç çıkardığı için sarılır yani. Bunlar ne yapmışlar çok merak ediyorum ben. İşte yok ya. Maç çıkardığı için mi sarılır? Yok o karakter dışı ya, değil. Kimine saygı duyar. Yani. Yo yani o karakter içinde yapılmış bir hareketti yani karakter dışında değil. Tabii ki öyle de. Tag team maçına yastır. Falan mı çıktı bunlar yoksa birebir maça mı çıktı? Birebir maça çıktı. Birebir maça çıktılar. Ben Bray Wyatt'ın evinde de bir revanşın olacağını düşünüyorum. Hadi. İşte Ultimate Division kadar kaliteli olmaz bence. Valla eğer işin arkasında Jeremy Borash'ı kullanırlarsa olur. Yani... Bu House of Horrors'a benzer. Ya, şey diyorum ya büyük ihtimal maç zaten House of Horrors olacak.
Jeremy Borash kullanırlarsa güzel olur. Onu söylüyorum. Evet. Stephen Truway delete demiş. Sevgili Eremnur. Eremnur yine düşmüş. Tam bir ara geldi gene düşmüş. Neyse. Beklenen oldu diye duyurmuştum. Uzun zamandır WWE seyircilerinin, forum halkının beklediği Sasha Banks Bayley dostluğu sonlandı. Bayley ile Sasha'nın tartışmayı başlatma nedeni tamamen sidik yarışı. Sen beni dövemezsin. Sen kaç defa kadınlar kemerini kazandın? Kazandın da kaç gün tuttun? Falan filan diyerek birbirlerine kızıyorlar ve kavgaya tutuşuyorlar. Ben Sasha Banks heel turn dedim ama sizce gerçekten heel turn mü? Sevgili Fatih. Uçuk açık yani. Bence de uçuk açık. Ya diyorum ya hani en başta girerken hani daha belirsizlikler var derken kastettim. Hani kimi heel turn yaptı? Kim kime saldırıyor? Neler oluyor? Yani anlatabiliyor muyum? Çok acayip ilerliyor şu an. Ve sadece bir hafta kaldı yani. Ama biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Enteresan belki yani son dakikada bir street fight maçı duyuracaklar belki mesela kadınlar arası. Yani kadın... bu bir turn olsaydı arka alanda bunu harcamazlardı. Ben şey olduğunu düşünmüyorum bunu. Direkt olarak heel turn olduğunu düşünmüyorum. Bunlar kardeş kavgasına mı tutuştu yani? Abi net çekilmez bir şey bu ya. Kesinlikle. Ya bazen böyle karakterler belirsiz olur. O zaman çok iyi senaryolar olur. Yani ortada kalırsın ama bu böyle bir şey değil ki bu. Hepten kötü bu yani. Hikmet demiş iki isim Battle Royale'da maçları daha sonra. Stephen Truway demiş tam bir turn değildi çünkü bir tarafın diğerini domine etmesini göremedik. Abi heel olmak nedir zaten yani tutup kafasını şeyin içine sokmuş yani dolabın içine sokmuş bence heel turn olsun yeter artık. Olmayacaksa da açık açık www.com'dan bir açıklama bekliyorum artık. Kesin sesinizi heel turn yaptırmıyoruz diye. Evet. Strowman-Sheamus mücadelesi öncesinde bir konuşma geçiyor. Strowman eğer beni yenerseniz partnerimin kim olduğunu öğreneceksiniz diyerek vaatte bulunur. Bizi maça hype'lıyor. Haliyle de maç Strowman kazanıyor. Ne diyorsunuz? Strowman'ın rakibi belli fakat partneri takım arkadaşı belli değil. Sizce kim olur Ahmet? Yani bu Alliance ismi geçiyor tabi bilemiyorum da. Strowman Elimination Chamber'da hani tarih yazdı ya adam. Bütün tek başına temizledi. Yani çok boşa gittiğini düşünüyorum ben WrestleMania'da. Çünkü herhalde benim en az ilgimi çeken maçlardan birisi bu. Braun Strowman'ın işte rakibi kim olur? İşte The Bar. Her sene böyle oluyor ama ya. Geçen sene Samoa Joe böyle boşa gitmişti. Ya yani böyle kullanmamalıydı Braun Strowman. Yani o Elimination Chamber'da herkese tuş eden adam böyle yani şey olmamalıydı. Bu durumda olmamalıydı. Joe bu arada iyi bir partner olabilir. Fatih? Ben Hulk Hogan desem ne dersiniz? Bunu troll söylemedim yani çok ciddiyim. Adamı döndürecekleri belli. Ne mezarında hani, ters mi döndürecekler o nasıl? Kardeşim ya onu demiyorum. Allah aşkına Kurt Angle'la bu iddialar çıktı. Adam geldi GM oldu. Kaç aydır GM. Hani onu söylemeye çalışıyorum. Ya bu adam bir şekilde WWE'ye geri dönecek. Ya SmackDown GM'i olarak dönecek ya böyle dönecek. Az Raw GM'i olacakmış gibi duruyor. Neden dersen Angle'ın sonu görünmüş olabilir. Neden? Abi maça çıkacaklar işte. Ben kovulacak yani bence. Abi çok sıkmadım o hikaye ya. Böyle Mick Foley kontrat yok muydu? Mick Foley'e daha onu yaptılar falan hani böyle. Höt diyene mi alıyorlar aşağı falan ortada, ya. Ortada dayak yiyen bir Triple H varsa intikam mutlaka alınır. Peki Angle şimdi kovulursa ne yapacak abi? Menajerlikten başka tam güreşemeyecek. Bence menajerlik de yapmaz. Bence de yapmaz. Mick Foley gibi işte çekilir kenara. Aynen öyle. Angle giderse yeni GM Edge demiş Hikmet Zeybek. Edge. Tamam. Hoş geldin Kuzey.
Evet, Ronda Rousey. Onu tüketirler. Ronda Rousey segmentine geçiyoruz. Angle başlatıyor. Stephanie McMahon ile şeyi olan maçı, Triple H ile olan maçı hakkında senaryonun ucu açık noktalarını dolduruyor. Sizce bu feud'un senaryo yönü biraz karnesi zayıf değil mi? Ne dersiniz Fatih? Pek bir promo manya gibi duruyor. Fatih. Evet. Hangisi? Ben mi? Evet, Fatih. Sana sordum. 3 defa Fatih dedim. Sesin kesiliyor, duymuyorum. Dedim ki. Sen ben bir. Ahmet, sen duyduysan sen cevaplayabilirsin. Senaryo duydum. Yani zayıf mı bu feud? Kesinlikle. Şimdi bu Fastlane'de de hep reklamları falan dönüyordu. Bu Ronda Rousey, işte Triple H, Kurt Angle, Stephanie olayının. Hakikaten çok şey ilerliyor. Çok yavan ilerliyor. WWE verdiği sözde tutmuyor yani. Şey demişti işte, Ronda Rousey WrestleMania'ya kadar bütün rollarda görünecek demişti. Görünmedi. Yani olması gerekenden tutuk ilerliyor bu feud. Bakalım neler olacak WrestleMania'da, bilemiyoruz tabii. Fatih. Ronda Rousey. Şimdi duydum. Kesinlikle katılıyorum. Aşırı derecede saçma ilerleyen bir feud. Hani sadece isimler kurtarıyor. İsimlerin yapacakları merak ediliyor. Yani böyle bir feud mesela Lesnar Reigns maçına yapılsa mesela, böyle bir feud, hani her o main event'te kimse kalmaz yani, öyle söyleyeyim. Öyle rezil bir şekilde ilerliyor. Bu arada Buğra, konuyla ilgili yorumlarım bu kadar ama ben bahsetmediğimiz bir şeyi de burada hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize müsaaden olursa. Tabii. Arabistan'da bildiğiniz üzere çok geniş bir Royal Rumble gerçekleşecek. Yani. Hazır Triple H ve şeyinden falan bahsederken, dominasyonundan falan, o oraya da Triple H ve John Cena maçı duyuruldu. Bu da bence bahsetmemiz gereken önemli bir konu. Yani şovluk evet. Bir maçmış gibi duruyor. Ya şeyde de yapılmıştı aynısı, hani şimdi hep Cinder'dan örnek veriyorum da bu Hindistan turunda hani kemer alındı ya 2 hafta önce, işte hani sus payı, Cinder Mahal, Triple H falan yapıldı Hindistan'da da. Bu da onun gibi bir şey oldu. Triple H o maç kazandı mı? Kazandı. Kazandı. Böyle bir şey ama ne maç olmuş? 3 tane pedigree'den kick out yapmış Cinder. 35-40 dakika sürmüş maç. Bayağı da sürmüş. Feyirliği gösterip vermemişler yani. Triple H'e yani. Bayılıyorum ya. Absolution Ronda ve Angle'ı bölüyor. O çok alakasızdı yani. Alakasızlığın şeyi... Bir senaryonun içine nasıl sıçabiliriz? Abi Ronda çok değişik bir hareket yaptı o sarışın hatuna. Neler yapıyorsun ya? İçime gitti yani. Şey ya, 2 hafta önce de John Cena'yı Goldust bölmüştü. Aynı şey. Aynı absürtlük. Abi... Bunların ikisi bir takım oldu. Saçma sapan senaryoların içine girmeye başladılar. Ben de anlamadım. Hayır moruk, zaten tipler bir değişik yani. Biri MMA'ci, biri böyle sarışın diğer sakat şey yıldızı gibi, pornografik sektör yıldızı gibi. Diğeri beyaz tenli, güreşmiyor, yumruk dahi atmıyor, değişik bir kadın. Ya tam dersli güçlü yani. Bu meslek liseleri de en arkada oturan şey gibi, alakasız 3 tane delikanlı gibi toplanmışlar, sürekli orayı burayı bölüyorlar. Kuzey demiş, Ronda'ya her hafta güç gösterisi yapacak, dayak yiyecek eleman lazımdı. Bu hafta onlar oldu. Bakalım haftaya kim olacak talihimiz. Evet, haftaya da bu arada Ronda, Stephanie McMahon ve Triple H ile yüzleşiyor. Angle yüzleşiyor demiyorum. Adam sürekli yağ çekmekten başka bir şey yapmıyor yani. Bürokratı yani, tam bürokrat. Ronda'nın All Set'in gibi konuşmaz. Ona o kadar. Bu segmentten sonra haftaya daha net ayrıntılı konuşuruz. Bu segmentten sonra The Bar
The Bar nereden çıktı? The Club Mistoraj maçı var. Mistoraj kaybediyor mücadeleyi. Charlotte yine Asuka hakkında bir böyle arka alanda bu ne cep telefonuyla tutup bir değişik şeyler çekiyorlar ya. Promo kesiyor. Yarın muhtemelen, daha doğrusu bu gece yüz yüze gelecekler. Onlar çok gereksiz değil mi? İzliyor. Vallahi ilginç. Ben daha önce denenilmeyen bir konsept. İlginç bence. Ucuz prodüksiyon yani. Aynen. Elias maça çıkıyor ve hani gene gitar çalıyor falan filan. Momentum eksilmiyor. Zaman geçirme segmentleri. Bunu da konuşacak bir senaryo yanı yok. Ve main event Cena Kane maçı. Fatih. Yani maç kalitesi haftalık show kalitesi diyelim. Ama maçtan sonra yaşananlar beni doyurdu. Bu kadar söyleyeceklerim. Maçtan sonra yaşananları konuşuruz gene. Maçı nasıl buldun Ahmet? Yani maç ne denebilir ki? Vasat altı bir maçtı. Bu Elias, Ravda Elias, SmackDown'da Rusev, seyirciden en çok destek alan isimler. Yani seyirciyle aralarındaki bağ en iyi olan isimler. Fakat enteresandır, ikisi de WrestleMania'da net bir yerleri yok. Ben şahsen üzülüyorum Elias'ın bu haline. Çünkü beğendiğim bir isim kendisi. Mikrofonda olsun, ringde olsun. Hayretle seyrediyorum yani olanları. Her hafta bir serkeşlik. Ne olduğu belli değil. Böyle. Sen nasıl buldun maçı sevgili Salih? Ben çok izleyemedim maçı ama maçtan sonra aslında tam izleyebildim. Güzeldi ya maçtan sonrası. Evet, maçtan sonra Sinan'ın haykırışlarını dinliyoruz. Elinden kayıp giden bir WrestleMania maçı var. Sinan'ın bu son şansı. Undertaker'dan başka bir rakip bulursa ancak Drak'ın Eric Rowan, Luke Harper'la yaptığı maç gibi olur. Sağır olmadığını biliyorum. Sen bir korkaksın diyor Sina. Undertaker gerçekten korkak mı sevgili Fatih? Nasıl gidiyor bu senaryo? Nasıl işleniyor? Bir şeyler yap diye bağırıyor bu arada Sina. Yani çok duygusal ve etkileyiciydi. Yani Undertaker WWE'de korkak bir adam değil şimdi de, yani burada işlenişi korkak. Yani korkaklığı güzel işleniyor ama yani. Öyle söyleyeyim. Şu ana kadar korkak tabii de yani. Bence güzel işleniyor yani. Evet Ahmet, Sinan'ın Undertaker taklitlerini nasıl buldun? Gerçekten harika yani. Senelerin şeyi gerçekten çok güzel yapıyor. Ben genel olarak başta da söylemiştim. Feud'u çok beğeniyorum Undertaker'la Cena arasında. Her ne kadar Undertaker'ı göremesek de. Cena çok güzel toparlıyor. Bu hafta da artık adam yalvardı yani ringin ortasında. Gel artık Allah aşkına. Ya evet de ya hayır de diye. Allahsız. Yani gerçekten beğeniyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Kuzey demiş. Bu feodun tadını güzel yapan Sinan'ın taklitleri. Mertay ben de çok beğeniyorum demiş. Bellas Legacy Sinara'yı saklı demiş. Güzel bir feod oluyor. Gerçekten seyredilmesi keyifli. Ancak Undertaker'ın olmaması bir açıdan senaryonun hikaye karnesini güçlendiriyor. Bir açıdan da rakibin olmaması, belki de maçın olmayışı. Bilmiyorum, çok değişik bir yere doğru ilerliyoruz. Bu iş WrestleMania'ya kadar... Tahmin ediyor musunuz? Yok. Bu yıl WrestleMania'ya kadar uzar bu iş. İki hafta sonraya kadar uzar bence, bana göre. Ya da bir SmackDown'da dönüş yapar mı? O da sürpriz olur gerçi. Bence... John Cena WrestleMania'da neredesin diye haykırırken bu feud'un senaryo yönü noktalanır ve Undertaker orada ziyaret eder Cena'yı. Sen ne diyordun Salih? Bu kadar iyi olması tahmin ediyor muydunuz diyecektim. Ha. Yok yani gerçekten. Ahmet sen ne demek istersin?
Yok vallahi ben de yani beklentim bu Didi şahsen. Bunun çok altıydı beklentim. Ama Sino şey demiş, Mertay demiş psikolojik çaresi çok iyi anlatıyor diye. Gerçekten çok iyi anlatıyor. Zaten bu sene WrestleMania'nın çoğu hikayesinde yani çok vurucu şeyler var. Undertaker'da olsun, işte The Miz'in Finn Balor'la şeyle indik kariyeriyle dalga geçmesi olsun. Genel hatlarıyla tabii. Yani genel hatlarıyla beğendiğim bir Road to WrestleMania bunlardan birisi büyük olarak. Evet. Duygusal açıdan senaryolar oldukça ağır ve çok yönlü işleniyor. Fatih senin demek istediğin bir şey var mı? Sadece sorusuna cevap olarak yani çok daha düşünü, çok daha saçmasını bekliyordum ama yani şu an gayet iyi işleniyor. Yani Undertaker her hafta gözükse bundan daha iyisini çıkartamazlardı. Evet. Bravo 5 üzerinden puanlayalım o zaman. Ahmet. 3-3,5 diyeyim ben hadi. Salih. 3. Fatih. 3.75. Ben de 5 üzerinden 3 veriyorum. 3.5 veriyorum hatta. Vasat'ın üstüydü. Ama çok da harika değildi. Yani Mertay 4 demiş. Road to WrestleMania'da daha üst seviyeleri elbette beklerdik. Road to WrestleMania'nın sonuna gelirken de hani daha aksiyonlu şovlar istiyor insan. Sözlerimizi o zaman noktalayalım. Bellas Legacy 2.75 demiş. Geç Fener'e 3.5 demiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.